Rahman Cemiloğlu hocamız, Hatay Reyhanlı Beş Aslan Mahalle Camii İmam Hatibi. Evet hocam. Ağzına yüreğine sağlık. Allah razı olsun hocam, sağ olun. Eyvallah. Evet. Miraç Kandili. Evet Alişan kardeşim. Buradan bütün bizi izleyenlerin Miraç Kandillerini kutluyoruz. Büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz. Hayırlı kandiller diliyoruz. İnşallah bu gece edeceğimiz bütün dualar kabul olsun. Evet. Hocam Miraç ne demek olduğunu biliyoruz ama böyle en baştan bir anlatırsanız Miraç ne demek? Miraç şimdi öyle bir gün yaşıyoruz ki Alişan kardeşim benim, tam Huri kızımızın anlattığı gibi. Yani bir taraftan efendim deprem, o acılar, bir taraftan da yavrusunun yaşadığını bilmek, yaşamın, hayatın devam ettiğini bilmek. İkisi bir arada. Bugün şimdi öyle bir gün ki 6 Şubat'ın acılarını hissediyoruz bütün benliğimizde, kalbimizde, gönlümüzde, iliklerimizde adeta. Bir taraftan da efendim Miraç Kandili. Sabah efendim insanoğlu böyle bir varlık. Sabah efendim ayrı bir hava, ayrı bir durum, ayrı bir manzara. Efendim akşam ayrı bir manzara. Tabii Miraç. Miracun Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Şöyle söyleyeyim ben. Çok sık bu cümleyi tekrar ediyorum ama bu cümlenin altını çok sık tekrar etmemiz gerekiyor. Yani bir insanın yaşama bakışı neyse, yaşam tasavvuru, hayat tasavvuru, insan tasavvuru, peygamber tasavvuru neyse, Allah tasavvuru neyse dinini öyle anlatıyor. Ayetleri öyle anlıyor. Aziz dostum benim. Şimdi mesela bir insan düşün, Alişan kardeşim, hayatı hep şiddet sarmalında geçmiş. Hep şiddet görmüş. Şiddet uygulamış. Etrafında şiddeti seyretmiş. Şimdi bu insanın Allah'ın rahmetini, merhametini, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sonsuz şefkatini anlatması mümkün değil. Aynen. Anlaması da mümkün değil. Şimdi miracı da kafamızda bir din algısı var. Dinimizi şöyle anlıyoruz biz. Olağanüstü olaylarla ayakta duran bir müessese. Değil tabii ki. Evet. Halbuki değil. Miracı da öyle anlatıyoruz. Bir Allah dostu miracı şöyle anlatıyor. Diyor ki Cenab-ı Hak Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme kadar bütün diyor gönüllere, kalplere nüfuz etti, baktı. Hepsini bir kontrol etti. Hazreti Muhammed'in kalbinden daha çok kendisini arzulayan bir kalp görmedi ve miracı ona nasip etti diyor. O öyle bir Allah aşkının tezahürü, öyle bir Allah sevgisinin tezahürüdür ki hem fiziki, hem duygu, hem efendim ruhi boyutuyla, hem maddi boyutuyla, hem de manevi boyutuyla Cenab-ı Hakk'ı bizatihi yakından müşahede eden bir peygamberin ümmetiyiz biz. Ama biz bu durakta mı duracağız? Yani biz bundan dinimizi anlamada, peygamberimizi anlamada, miracı anlamada bu durakta mı duracağız? Hayır, bu durak bizim durağımız değil. Bu durak Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin durağı. Belki Cenab-ı Hak eğer onun sancağı altında bize de bir yer ayırır, biz de amellerimizle, eylemlerimizle, düşüncelerimizle, söylemlerimizle o sancağın altında yer alma efendim imkanımız olursa, o zaman deriz ki ya Resulallah Miraç nasıl oldu? Bize bir anlat. Dinleyelim sizin o güzel dininizden deriz. Bizim durağımız orası değil. Bizim durağımız bugün şu. Biz insanlığımızı nasıl miraca yükselteceğiz? Biz bugün orada duracağız. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin Miraç'tan bize getirdiği hediyeler neler? Bir insanın bir yerden gelmesi, bir yere gitmesi önemlidir. Ama o gittiği yerden neler getirdiği bizi çok çok daha ilgilendiren bir boyuttur. Alişan kardeşim benim. Onun için, şimdi bak yeni bir okuduğum bir hadis. Ben nasıl Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem için seviyorum? Çünkü biz İslam dinini ifade ederken, bizim eskilerimiz şöyle ifade eder. İslam'ı anlatırken derler ki, insaniyeti kübra. İslam en büyük insanlıktır. En büyük insanlığı öğrenmektir. İnsanlığın zirvesidir. Onu en iyi anlayan da Hazreti Muhammed Mustafa'dır. O da insanı kübradır. En büyük insandır. Çünkü insanlığın zirvesini görmüştür. İnsanın hakikatini bilmiştir. Realiteyi hiçbir zaman duygularının, hiçbir zaman anlattıklarının önüne geçirmemiştir. Hiçbir zaman kendi duygularının önüne geçirmemiştir. Şimdi bak Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'ta Allah'ı gördüğünü ben nasıl anlıyorum? Şöyle anlıyorum.
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabına diyor ki, etrafında diyor ki, size soru soruyorum ben diyor. Soru şu, 4 dinarın var. Dirhemle dinar arasındaki fark ne? Dirhem gümüş para, dinar altın para. 4 dinarın var diyor. Bu 1 dinarı diyor bir fakire verdin diyor. Yani dedin ki fakire al, ihtiyaçlarını gör. 2. 1 dinarı diyor bir köle azat ettin. Köleyi hürriyetine kavuşturdun. Bir insanı hürriyetine kavuşturdun. 3. dinarı Allah yolunda cihad eden, savaşan, Gazze'de mücadele veren, mücahede eden bir mücahide dedin ki al, bütün ihtiyaçlarını bununla gör. 4.'sünü de çoluğuna çocuğuna yedirdin, içirdin. Şimdi soruyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bu 4 dinardan sizce Allah indinde en değerli olanı hangisidir? İzleyenlere soralım buradan. Size de soralım. Allah indinde en değerli olan hangisidir? Bence hepsi çok değerli hocam. Ama bir tane seçeceksin. Bence ilk verdiği dinarı. Yani fakire fukaraya. Evet. Neresi biliyor musun Alişan'cığım? Çoluğuna çocuğuna harcadı. Öyle mi? Tabii ya. Çünkü bu bir realitedir, bir hakikattir. Bir gün Hazreti Ebubekir radıyallahu anh, Hazreti Ayşe annemizle yani kızıyla konuşuyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yani eşiyle konuşuyor. Konuşurken ona şöyle diyor, muhabbet esnasında diyor ki, Ayşe'cim diyor be, şu dünyada Ömer'den daha çok sevdiğim bir insan yok ya. Şu yeryüzünde diyor, Ömer'den daha çok sevdiğim bir insan yok diyor. Kızına. Dönüyor gidiyor. Kısa bir müddet sonra geriye dönüyor. Diyor ki, Ayşe'cim diyor, kızım az önce ben ne dedim? Diyor ki baba, dedin ki, dünyada yeryüzünde Ömer'den daha çok sevdiğim insan yok dedin diyor. Yavrum yanlış cümle kurmuşum diyor. Ömer'den daha değerli gördüğüm insan yok demek istemiştim. Onu çok değerli buluyorum. Ama seni daha çok seviyorum. Çünkü sen evlatsın. Sen benim canımsın. Sen can yarısısın çünkü diyor. Peygamber öyle buyurdu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bak bunlar realitedir. Alican kardeşim bunlar hakikattir. İşte Miraç'tan bize bizim dinimizi nasıl anlamamız gerektiğini, nasıl anlatmamız gerektiğini, nasıl yaşamamız gerektiğini bize öğreten Hazreti Muhammed Mustafa bunları öğretiyor bize. Realiteye rağmen, hakikate rağmen, duyguların efendim kanalize olduğu bir yere rağmen o insanları alıp başka bir yere kanalize ederek din anlatamazsınız. Aynen. Dinimizi anlatamazsınız. Aynen. Anlatabildim mi? Hocam çok özür dilerim. Abdurrahman hocamızın uçak... Abdurrahman'cığım onu gitmemen lazım. Evet. Kaside dinleyecektik. Onu diğer hocamızdan dinleriz. Peki hocamıza abi. Çok teşekkür ederim. Canım dostum benim. Allah hocam razı olsun. Hocam bizden Hatay'a, babana da selamlarımızı, sevgilerimizi iletir. Allah razı olsun, memnun oldum. Teşekkür ederim. Eyvallah. Hocam. Görüşmek üzere. Evet. Hadi ya sana sarılayım ben ya. Geçmiş olsun. Rabbimize sağlık, afiyet. Çok çok selam söyle. Bütün Hatay'daki bütün kardeşlerimize. İletiyorum inşallah. Hepsine hürmet ediyoruz. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Tekrar başlara sağ olun. Teşekkür ederiz Abdurrahman. Canım dostum benim.